Sevgili dostlar merhabalar. Ukrayna cephesinde önemli gelişmeler oluyor. Hem Ukrayna kısmında hem de Rusya kısmında. Putin bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin Ukrayna'da ateşkes ilan edebileceklerini söyledi. Hem de hemen şimdi bir dakika içerisinde ateşkes ilan edebilirim dedi. İki şartım var dedi. İki şartını açıkladı. Bu şartlar birincisi Ukrayna'nın bazı bölgelerden çekilmesi, diğeri ise Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarından vazgeçmesi. Bunu resmi olarak açıklaması. Putin, Ukrayna'nın Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş olan 4 bölgeden, yani Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhya'dan geri çekilmesini istedi. Bu 4 bölge biliyorsunuz Ukrayna'nın vilayetleri, oblastları ve Rusya bu 4 bölgenin mühim bir kısmını şu anda elinde tutuyor, işgal etmiş durumda ve bunların bir kısmını da ilhak etmiş durumda. Yani kendi topraklarına katmış durumda. Putin diyor ki bu 4 bölgeden Ukrayna bütün kuvvetlerini geri çeksin. Şu anda zaten savaşın %90'ı bu bölgelerde gerçekleşiyor. Ukrayna ordusu geri çekilsin, Kiev'e doğru gitsin, bu bölgelerden de vazgeçsin. Biz de bu savaşı hemen durduralım, anında durduralım. Ve Putin'in bir şartı daha var, o da NATO'ya katılım planlarından Kiev'in vazgeçmesi. Bu iki şart. İki şartı yerine getirmesini istiyor Putin Ukrayna'dan. Putin Cuma günü konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir konuşma yaptı ve hemen ateşkes ilan edeceğiz dedi. Teklifini Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya nihai bir barış getirme, çözüm getirme hedefini içerdiğini de belirtti. Ateşkesin hemen ardından da gecikmeden müzakerelere geçilebileceğini, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşması için müzakerelerin, görüşmelerin yapılabileceğini söyledi Putin. Putin sözlerine şöyle devam etti. Kiev böyle bir karara hazır olduğunu açıkladığı ve birliklerini buralardan gerçekten çektiği an ve NATO'ya katılma planlarını iptal ettiklerini resmi olarak ilan ettikleri zaman biz de aynı dakikada, hatta anında ateşkes ilan edecek ve müzakerelere başlayacağız dedi Putin. Putin bu teklifle savaşı durdurmak ve barış için somut bir öneri getirdiklerini söylüyor. Rusya olarak bizim nötr, tarafsız, hiçbir blokta yer almayan ve nükleerden arındırılmış bir Ukrayna'ya ihtiyacımız var. Eğer Kiev ve batılı başkentler daha önce yaptıkları gibi bu teklifi de reddedecek olurlar ise bu onların bileceği bir iştir. O zaman akan kanın ahlaki sorumluluğu da onlara ait olacaktır dedi Putin. Putin'in sözlerini ciddiye almaya gerek var mı? Veyahut da Putin'in barış teklifi gerçekten bir barış teklifi mi? Somut ve ciddi bir teklif mi diye soracak olur iseniz. Putin diyor ki Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhya'dan Ukrayna güçleri geri çekilsin ve buraları Rusya'ya bıraksın. Şimdi Kırım'ı hiç saymıyor. Kırım da biliyorsunuz Ukrayna toprağıydı ama 2014 yılında Rusya burayı zorla aldı ve ilhak etti. Kendi topraklarına kattı. Dolayısıyla 5 bölge söz konusu. Şimdi eğer Ukrayna işgal edilmiş topraklarının hepsinden vazgeçecek ise bu savaşı neden yaptı? Bunu sorarlar bir kere insana. Bu anlamda bakacak olur iseniz Rusya'nın teklifi çok da bir barış teklifi gibi değil. Bugüne kadar ne kadar insan kaybettiyseniz, ne kadar para kaybettiyseniz bunlar boşa gitti. Ben bunların hepsini istiyorum. İşgal ettiğim yerleri bana bırakacaksınız. Hatta işgal etmediğim, henüz etmediğim yerleri de bana bırakacaksınız diyor Moskova. Peki bunun karşılığında Ukrayna'ya ne vaat ediyor? Bu bölgeleri bana verin, ben sizden daha fazla toprak işgal etmeyeyim. Daha fazla size saldırmayayım. Yani canımı sıkarsanız Kiev'e kadar gelirim demek gibi bir şey bu. Zaten Mayıs ayının başları gibi Rusya Harkiv bölgesine de kuzeyden saldırdı biliyorsunuz. Yani yeni bir bölgeye daha saldırmış oldu. Bir anlamda Putin şunu yapmaya çalışıyor gibi. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. Ukrayna'da şöyle düşünenler olabilir. Daha fazla kayıp vermeyelim. Evet bugüne kadar çok kayıp verdik ve topraklarımızı da kurtaramadık. Donetsk gibi yerleri kurtarma ümidimiz de şu an itibariyle yok gibi görünüyor. Çok sayıda insan ölmeye devam edeceğine, biz bu bölgelerden vazgeçelim ki işgal altındaki Ukrayna topraklarının miktarı, toplama oranı şu anda %18 civarında. Yani buraları bırakır ise Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın %20'si, yaklaşık 1/5'i Rusya'ya geçmiş olacak. Bu şekilde Ukrayna
hayatına, yoluna devam edebilecek. Böyle bakanlar olabilir. Ama diğer taraftan büyük çoğunluk böyle bakmıyor. Çünkü Rusya bir güven karşı tarafa vermiyor. Güven tesis edebilmiş değil. Siz Rusya'ya 4 bölgeyi, üzerine de Kırım'ı verseniz dahi Putin'in burada durmayacağına dair pek çok emare bulunuyor. Putin'in birçok konuşması var. Odessa'da dahil olmak üzere, Kiev'de dahil olmak üzere, bunların Rus şehirleri olduğuna dair, Ukrayna'nın bir devlet dahi olmadığına dair. Dolayısıyla siz ne kadar verirseniz verin, bir nevi hani canavarın iştahını arttırmak gibi olabilir mi? Evet, olabilir. Putin böyle bir teklifte bulundu. Bunu Rusya cephesinden değerlendirirseniz, bunu da şöyle değerlendirebilirsiniz. İki çeşit değerlendirme yapılabilir. Birincisi, Putin köşeye sıkıştı, somut bir teklif getirerek böyle bir değerlendirmede bulunuyor. İkincisi ise Putin'in eli rahatladı, şimdi durmak istiyor, bunu da bir barış anlaşmasıyla yapmak istiyor, savaşı bitirmek istiyor diye yorumlamak mümkün olabilir. Benim kanaatim odur ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok rahat değil. Evet, cephede bazı somut kazanımlar elde ettiler. Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Doğu cephesinde, Donetsk cephesinde ilerlemeye devam ediyor. Harkiv'de bir miktar yer kazandılar kuzeyde. Ama orada ilerlemenin yavaşladığını görüyoruz. Rusya'yı endişelendiren bazı gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Putin cephede de çok ağır kayıplar verebileceğini, Batı'nın vereceği silahlar ve destekle Rusya'nın önümüzdeki birkaç yılı kaybedebileceğini biliyor. Eğer Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia ve Kırım'ı elinde tutabilirse bu şekilde 10 yıl, 20 yıl Rusya çok kıpırdamadan durabilir. Yani Ukrayna'dan bu kopardığı yerler Rusya'ya çok ciddi bir kazanım getirecektir. Kırım ve Azak Denizi'ne Ukrayna'nın ulaşımını tamamen ortadan kaldıracaktır. Karadeniz kıyısında çok dar bir şerit Ukrayna'ya kalacaktır ki o şeridin de ne zaman Rusya tarafından ilhak edileceği, gasp edileceği kestirilemez. Putin elindekileri şu an için yeterli görüyor diye düşünüyorum. Çünkü Batı'nın politika değişikliğiyle birlikte Rusya çok ağır kayıplar verebilir. Bunu biraz önce ifade etmiştik. Özellikle Ukrayna'ya verilecek bazı yeni silahlar. Ama bundan daha önemlisi verilecek daha bol silah miktarı. Yani silah miktarı şu ana kadar oldukça sınırlıydı. Ukrayna'nın elinde bazı etkili füzeler var. Storm Shadow'lar gibi, Atakums'lar gibi veya HIMARS'lar gibi. Bunlar zaten Ukrayna'nın elinde vardı ama kullanım alanları sınırlıydı ve miktarları gerçekten azdı. Şimdi Amerika, Avrupa müttefikleri bu silahlardan mesela 10 misli daha fazla Ukrayna'ya verirlerse bu savaşı Ukrayna'nın kazanmasını belki sağlamaz. Fakat Rusya tarafına baktığınızda yıkım öyle bir noktaya gelir ki inanılmaz boyutlar ulaşır. Nitekim Vladimir Putin Cuma günü yapmış olduğu konuşmada işte teklifini söylüyor. 4 bölgeyi diyor bize bırakın. Ukrayna güçleri buradan çekilsin bir. Silahlarını alıp gitsin. NATO'ya da katılmayacağını ilan etsin. Bu planları da durdursun. Biz ateşkes ilan ederiz diyor. Fakat o konuşmasında şunu da söylüyor. Batı dünyası diyor bizi geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru itiyor. Geri dönüşü olmayan noktaya kabul edilemez derecede yaklaştık diyor Putin. Ve şöyle devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer silah stoklarına sahip olan Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma çağrıları batılı siyasetçilerin ne kadar pervasız olabileceğini gösteriyor diyor Putin. Bir cümlesi de şöyle. Ya yarattıkları tehditin boyutunu anlamıyorlar ya da kendi ayrıcalıklarına, imtiyazlı konumlarına ve dokunulmazlık duygularına dair bir takım takıntıları var, saplantıları var. Kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Ancak sebep hangisi olursa olsun fark etmez. Her ikisi de trajediye yol açabilir diyor Rusya Devlet Başkanı Putin ve sürecin felakete doğru ilerlediğini, hızla ilerlediğini iddia ediyor. Dünya güvenliğinde diyor Putin, Batı modeli çöktü ve yeni bir model oluşturmak ihtiyacı var. Biz herkesle NATO ile bile görüşmeye hazırız. Biz aynı kıtada yaşıyoruz, Avrupa kıtasında yaşıyoruz. Coğrafyayı değiştiremezsiniz.
bir arada ve birlikte yaşamak, var olmak zorundayız. Biz üzerimize düşeni yaparız, siz de üzerinize düşeni yapın diye çağrıda bulunuyor Putin. Putin'in bu sözlerini hani bir çeşit kibir gibi sürekli tehdit eden, bir kendine aşırı güven duygusuyla hareket eden bir otokratın, bir macera perestinin konuşması gibi değerlendirebilirsiniz. Açıkçası ben böyle değerlendirmiyorum. Yani son birkaç haftadır Putin'in, Rusya yönetiminin açıklamalarını böyle değerlendirmiyorum. Putin, geri dönülmez bir noktaya doğru bizi itiyorsunuz, beni itiyorsunuz diyor Batı'ya. Gerçekten Putin'in de yapmayı istemediği bazı şeyler var ve şu anda işlerin Rusya için her an kötüye dönebileceğinin farkında. Şimdi çatışmalar gelişirse, büyürse ne olur? Rusya'nın kayıplarında dayanılmaz, tahammül edilemez bir takım artışlar meydana gelebilir. Bakın son birkaç hafta içerisinde Ukrayna tarafında bir rahatlama söz konusu. Artık Ukrayna topçusu rahat rahat top atabiliyor. Obüsler çalışıyor. Mermiler geldi. Amerika'dan yardımlar geldi. Avrupa'dan yardımlar taksit taksit de olsa geldi. Ukrayna'ya bir takım izinler verildi. Rusya tarafını daha çok vurması için. Silah ve mühimmat miktar ve çeşitliliğinde bir artış söz konusu. Ayrıca Zelenski son 1-2 haftadır Avrupa başkentlerini dolaşıyor, el üstünde tutuluyor. En son G7 zirvesindeydi. Hepsi sırtını sıvazlıyor. Silah yardımı sözleri veriliyor, para yardımı sözleri veriliyor. Rusya'nın batı bankalarındaki 300 milyar dolara yakın parasından, kaynaklarından da 50 milyar dolar gibi bir miktar, bir kısım hibe olarak, kredi olarak Ukrayna'ya verilecek. Şimdi bunlar çok büyük adımlar. Ukrayna'yı savaşta en az birkaç yıl daha tutabilecek adımlardan bahsediyoruz. İlaveten Ukrayna Harkiv cephesinde biliyorsunuz HIMARS'ları kullandı ve bu HIMARS'ların atışları sonucunda Rusya'ya ait en az 3 adet S-300 ve S-400 hava savunma sistemine vurulduğu belirtiliyor. Şimdi birkaç gün önce de Ukrayna Kırım'da Rusya'nın hava savunma sistemlerine saldırdı. Yine S-300 ve S-400'lerden en az 3 tane daha vurulduğu söyleniyor. 6 adet hava savunma sistemi Harkiv ve Kırım'da etkisiz hale getirilmiş gibi duruyor. Rusya şunu görebiliyor. Takımslar ve HIMARS'lar, bunların sayılarında artış olur ise, kullanımlarında bir artış olur ise, Rusya'nın hava savunma sistemleri başta olmak üzere askeri tesisleri çok hızlı bir şekilde ve çok büyük ölçülerde vurulabilir. Çatışma Rusya'nın içlerine taşınmaya başlanır. Şu anda Belgorod bölgesinde Rusya'nın bir çaresizliği söz konusu. Havadan gelen saldırılar, füzeler Rusya'nın askeri tesislerini, zaman zaman da sivil bölgeleri vurmaya başladı. Eğer Amerika ve Avrupa müsaade eder ise Ukrayna'ya, Ukrayna Belgorod'dan Moskova'ya kadar olan yüzlerce kilometrelik hat boyunca Rusya'yı bir çeşit savaş alanına çevirir, bir çeşit moloz yığınına döndürebilir. Moskova'ya kadar giden hattan bahsediyoruz ki Batı Rusya, Rusya'nın en önemli yerleşim yerleri arasında biliyorsunuz. Rusya'nın kalbi gibi işte St. Petersburg, Moskova, oradan Karadeniz kıyıları. Burası çok kıymetli, çok önemli bir kısmını oluşturuyor Rusya'nın. Rusya'nın bu bölgesi savaş alanına döner ise işte o zaman Rusya dizleri üzerine düşmek durumunda kalabilir. Fakat hiçbir surette Moskova o noktaya gelmek istemez. Putin'in ben bunu gördüğünü düşünüyorum. Yani bu açıklamalarında Amerikan silahlarının daha yoğun bir şekilde, daha etkili bir şekilde Rusya'ya karşı kullanılmasının etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani Putin bir özgüvenle karşı tarafla alay eder gibi bir tehditte bulunuyor değil. Görebildiğim kadarıyla şunu söylüyor. Beni çok sıkıştırıyorsunuz, üzerime çok geliyorsunuz. Sözlerimi de ciddiye almıyorsunuz. Nükleer kullanırım diyorum, buna inanmıyorsunuz. Fakat beni buna zorluyorsunuz. Buna push ediyorsunuz, zorluyorsunuz diyor Putin. Benim şahsi kanaatim budur. Ha, bunu söylerken Ukrayna teklifi kabul etsin demiyorum. Bu benim işim değil. Biz zaten olanı biteni anlatırız. Bir gün Rusya bir şey yapar onu anlatırız. Bir gün Ukrayna bir şey yapar onu anlatırız. Biz bir anlatıcı olarak, bir değerlendirme ve analizci olarak burada taraf olamayız. Benim görebildiğim Putin her geçen gün köşeye sıkışma ihtimali olduğunu görüyor. Oraya doğru sıkıştırıldığını hissediyor. Batı dünyası da
her zaman söylemişimdir, Ukrayna'ya bu savaşı daha ilk günden kazandırabilirdi. Ukrayna'ya verilecek Patriotlar hava savunma sistemleriyle Rusya'nın Ukrayna üzerinde hava hakimiyeti kurması engellenebilirdi. Batı'nın elindeki Patriotlar Ukrayna'ya bir tek kurşunun bile düşmesini engelleyebilecek kadar çok aslında. Ama hiçbir zaman Batı dünyası hani Ukrayna'ya bu kadar sahiplenmedi. O derecede sahiplenmedi. İkincisi, Amerika'nın olsun Avrupa'nın olsun elindeki HIMARS veya ATACMS gibi füzeler ve hatta bunlardan daha etkili uzun menzilli yüzlerce kilometre gidebilecek füzeleri mevcut. Başka silahları da mevcut. Bunları da vermiş olsaydı Ukrayna'ya çok kısa zaman içerisinde Ukrayna Rusya saldırılarını püskürtebilirdi. Fakat Batı şunu düşündü. Yani iki temel kaygıları vardı. Bunlardan birincisi, Rusya'yı bir anda ezerseniz, bir anda utandırırsanız Rusya'nın sonra ne yapacağını kestiremezsiniz. Çünkü Rusya'nın da elinde bazı silahlar var ve savaş Ukrayna dışı yerlere savrulabilir. Amerika Rusya veya Amerika Avrupa savaşına dönebilir diye endişe ettiler. İkincisi de belki de böyle bir savaşı tercih ettiler. Yani Rusya yavaş yavaş Ukrayna'ya çekilsin, Ukrayna'nın içerisine bir çeşit bataklığa batsın, gücünü kuvvetini orada kaybetsin, sonra da Ukrayna onu yavaş yavaş itsin. Oradaki savaş belki de 4 yıl, 5 yıl gibi bir süre devam etsin. Putin belli şartlara, Rusya belli koşullara mecbur kalıp Batı ile anlaşsın. Böyle bir düşünce içerisinde hareket etti Batı dünyası. Şu anda da gördüğüm Romanya'ya, Polonya'ya yapılan askeri üslere bakıyorum. NATO'nun planlarına bakıyorum. Rusya ile büyük bir konvansiyonel savaşa hazırlanıyor Batı dünyası. Rusya'yı mevcut sınırları içerisinde sönümlemeye çalışıyor. Böyle gücünü söndürmeye çalışıyor. Nükleere mesele hiçbir zaman gelmesin diye bazı önlemler alarak Rusya'nın gücünü eritmeye çalışıyorlar. Şimdi bu Rusya'yı zayıflatacak mı bu taktik? Yoksa Rusya büyük bir savaş makinesine dönecek? Konvansiyonel silahlar da dahil olmak üzere her alanda Batı'ya meydan okuyabilir bir güce mi dönecek, bunu bilemiyoruz. Putin bazı arkadaşlar, dostlar arıyor. Mesela Çin'le ittifak kurmak istiyor ama Çin hiçbir zaman sıcak savaşın içine girmek isteyen bir güç olmadı. Şu anda da konumu biraz öyle. Evet, Rusya'ya bazı destekler veriyor, Rusya'nın kazanmasını istiyor ama doğrudan Batı'yla cephe savaşı içerisine girmek istemiyor Çin. Bu nedenle Rusya Çin'den, İran'dan, Belarus'tan, Kuzey Kore'den aldığı desteklerle Batı'yla bir çarpışmaya hazır mı değil mi bunu kestiremiyor. Ve çok fazla kendisini yıpratmadan bu savaşı sürdürmek istiyor. Bu teklifi yapma nedeni bana sorarsanız biraz da Rusya'nın böyle bir ateşkese ihtiyacı olmasından dolayıdır. Veya Batı'ya bir mesaj vermek istiyor. Ukrayna'yı bana bırakın, Ukrayna ile aramdaki savaşa şu seviyenin üzerinde çıkmayın. Eğer çıkarsanız beni geri dönemeyeceğim bir noktaya getirmiş olursunuz diyor Putin. Bağlayacak olur isek Rusya Devlet Başkanı bir teklifte bulundu. Ukrayna'nın 4 bölgesinin, 4 oblastının kendilerine bırakılması ve bu bölgelerde Ukrayna askerinin geri çekilmesi karşılığında ve Ukrayna'nın NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi karşılığında hemen ateşkes ilan edebileceklerini, savaşı orada hemen durdurabileceklerini ve kalıcı barış müzakerelerine hemen geçebileceklerini açıkladı. Biz de bu programımızda bu teklifin sebeplerini ele almaya çalıştık. Ukrayna büyük ihtimalle bu teklifi reddedecektir. Zaten NATO kanadından bir red geldi. NATO Genel Sekreteri teklifi reddetti. Ukrayna topraklarını terk etmesi gereken Ukrayna ordusu değil, Rusya ordusudur diye bir açıklama yaptı NATO Genel Sekreteri. Zaten şu anda batıdaki havada büyük bir coşku var. Ukrayna'ya yardım konusunda hem askeri hem parasal yardım konusunda çok yoğun bir şekilde Ukrayna'nın savunmasını tahkim etmeye çalışıyorlar. Hatta ve hatta Amerika'da Trump gelirse diye bazı önlemler de alınıyor. O nedenle ben Putin'in teklifinin şu anda çok fazla dikkate alınacağını düşünmüyorum. Putin'in teklifinin arkasında başka mesajların olduğunu da bu videomuzda dile getirdik. Putin Batı'ya bir mesaj veriyor. Bakalım Batı bu mesajı okuyacak mı ve buna göre cevap verecek mi? Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.